Evet değerli izleyiciler, bugün Karacasu'ya geldik. Karacasu pazarındayız. Bakalım bugün de bir Karacasu'da esnafın işleri ne alemde, vatandaşlar ne düşünüyor? Bir de biliyorsunuz koronavirüs tedbirleri kapsamında Karacasu'da biraz daha fazla kontroller var. Çünkü vaka sayılarının arttığı yönünde bilgiler geliyor. Karacasu Kaymakamlığı da şunu altını çizelim. Aydın'da kaymakamlık olarak her gün ya da her hafta en sağlıklı bilgiyi veren, kamuoyunu duyuruları yapan, sosyal medya hesaplarından bu konuyla alakalı açıklamalar yapan tek kaymakamlık Aydın'da. Onu da burada belirtelim. Haklarını teslim etmek lazım kaymakamlığın. Şöyle bir ilerleyelim şimdi. Pazara doğru bir giriş yapalım biz de. Tabii pazara girmeden şöyle kamera bir göstersin. Belediyenin düzenlediği bir yaptırdığı bir dezenfektan tüneli var. O dezenfektan tünelinin içerisine bakın vatandaşlar giriyor. Orada belediye görevlileri. Evet. Hemen o tünelden dezenfekte işlemlerini gerçekleştiler. Bakın evet. Dezenfektan sıkılıyor. Hemen birkaç adım daha yürüdüğünüzde işte maskesiz girilmez. 1,5 metre sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde uyarı levhaları da yerleştirmiş durumda Karacasu'da. Evet şöyle biraz bir ilerleyelim. Şöyle bir esnafa bir soracağız. Kolay gelsin, hayırlı işler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl işler? İyi şükür. Şöyle maskeyi takın. Kötü örnek oluşturmasın. Sonra eleştiriyorlar. Evet, niye tamam. Maske diyorlar, çenenizin altını falan diyorlar. Tamam, aynen. Tezgah sizin galiba. Bizim. Nasıl işler? Şükür. Memnunsunuz. Nereden geliyorsunuz? Nazilli'den geliyorum. Nazilli'den. Nasıl? Karacasu'da vatandaşlar böyle alışverişe ve alım gücüyle ilgili bir düşüş var mı yoksa var. Tam tersi mi? Düşüş var. Düştü mü işler? Düştü. Çok mu düştü? Normalde düştü. Pandemi dolayısıyla mı öncesinde de var herhalde mı düşüş? Herhalde pandemi dolayısıyla. Nasıl, masraflar çıkabiliyor mu bu şartlarda peki? Çıkıyor, çıkıyor şükür. Çıkıyor mu? Çıkıyor gibi mi? Ne diyorsunuz? Biraz bir memnuniyetsizlik var gibi. Öyle diyelim, öyle diyelim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Nasıl olacak böyle, esnaflık zor mu? Böyle pazarlara gelip gidiyorsunuz. Abi tabii zor yani. Gün geçtikçe... Bir anlatın, öğrenelim istiyorum sizden. Neyi anlatayım? Ya yaşadığınız sorunları bir anlatın. Yani... Yaşadığımız sorunlar şudur. Aldığımızı yerine koyamıyoruz. Her gün aldığımız ürünlere zam var. Oysa biz... Karımızdan fedakarlık yapıyoruz. Hı hı. Ya eskisi gibi al günüm ver günüm yok. Evet. Bir parça satıncaya kadar beynimiz patlıyor. Hı hı. Bana göre ekonomi gittikçe kötüye gidiyor. Evet. Hakimisine göre de iyiye gidiyor. Anladım. Peki ürünlere zam geliyor mu? Mesela bugün dolar 8 liraya aştı, evet, diye yolda gelirken arkadaşlar haber verdi. Size zam geliyor mu ürünlere? Tabii geliyor. Siz zam yapabiliyor musunuz? Yok. Yok. Biz zam yapamıyoruz. Fiyatlar sizin aynı yerinde bizim koruyor. Karımızdan fedakarlık yapıyoruz. Nereye kadar yapacaksınız peki işte, be? Yani onu Erdoğan baba bilir. Allah başımızdan eksik etmesin. Ümidiniz var mı düzeleceğine dair? Var, var, var. Düzelir mi? İnşallah. Göz böyle çok şey oldu ya. Hani çok samimi. İnandırıcı gelmedi mi? Gelmedi, vallahi gelmedi. İşini ne yapalım abi, öyle diyeceğiz. Var mı çare? İşi gırgıra mı vuruyoruz yani? Ya estağfurullah, hayır gırgıra değil. Ama sonuçta doğruyu söylersen olmuyor. Yanlışı söylesen de olmuyor. Ortayı söylemeye çalışıyorum. Neyi söyleyeceğiz? Ortayı söyleyeceğiz ha. O zaman olur mu? Şimdi dolar 5 lira dedi. Hı. Dolar 7 lira çıktı. 6 lira dedi. Dolar şimdi 8 lira. 8 lirayı da açtı. Ne yapacağız? Bir şey diyebilir misin? Bir şey yapabilir misin? Yapacak olan yöneticilerdir. Evet. Onlar da diyor düzelteceğiz diyor. Biz de ona da inanıyoruz. İnanıyoruz diyorsun. Evet. Peki bu pandemi sürecinde desteklerden faydalanabildiniz mi? Faydalandı. Onu şimdi inkar etmeyelim. İyi oldu mu? Bu ilaç gibi geldi mi? Aynen ilaç öyle gibi mi geldi ama şimdi ödemesi geliyor işte bak. Bu ay ödemesini yapacağız. Nasıl yapacağız? İşte onu düşünüyoruz. Onu düşünüyoruz. Evet. Nasıl Karacasu'da tedbirler biraz artırılmış. Evet, evet. Vatandaşlar gereken aynen hassasiyet aynen gösteriyor mu? Gösteriyor, gösteriyor, gösteriyor. Herkes gösteriyor. Siz de gösteriyorsunuz. Aynen işte bak. Tamam. Var mı söylemek için? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Güle güle abi. İlerleyelim abi. Kardeşim hayırlı işler. Sağ olun. İyi abi, sen değilsin inşallah. Sağ. Ya Karacasu Belediyesi maske dağıtmıyor mu? Herkes de böyle büyükşehir, askı falan maskeleri dağıtıyor. Görüyorum. Başkanımız da dağıtıyor da bugün yok. Yani normalde pazarın giriş çıkışını dağıtıyorlar ya. Dağıtıyorlar mı? Tabii tabii, başkanımızdan Allah razı olsun. Tamam. Sizin bak, işler nasıl? İyi şükür abi ya, ne yapalım? Nasıl, ayakkabı tüketiyor mu, alıyor mu vatandaş? Alıyorlar abi. Eskitiyorlar mı ayakkabı? Eskitiyorlar, bol bol eskitiyorlar abi. Yani zam var mı sizin fiyatlarda? Bizde zam var abi. Uyguluyoruz. Çok mu? Az mı? Çok. Az. Arkadaş, peki vatandaş hissetmiyor mu buna? Niye abi, zam yapıyorsunuz arkadaş demiyorlar mı? Mecburen abi, ne yapalım? Onlar da yararlanıyor artık zamlardan bizim gibi. Anladım. Alışacak abi insanlar, yapacak bir şey yok. Hayat zor.
Anladım. Yani böyle alışıyorlarsa, kabul edebiliyorlarsa tamam, sorun yok. Biz kabullendik abi, onlar da kabullendiler artık. Yapacak bir şey yok. Her şey birbirine bağlı zaten sonuçta. Yani bunda geldi, her şeye geliyor zaten. Doğru. Aynen. Doğru. Var mı söylemek istediğiniz esnafa bak bir şeyler? Sağ ol abi, Allah razı olsun. Memnun musunuz pazarda? Tabii tabii, başkanımızdan alayız. Hiç sıkıntı yok, yokunuz yok abi, Allah'a tamam, şükür. Peki, görüşürüz, hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ ol. Gel bakalım abi. Aydın Posta abi. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Bir pazarın biraz daha böyle içine doğru gireceğiz. Çünkü pazarın ilk giriş kısmında. Şunu da söylemek istiyorum. Tabii biz daha evvel de böyle Karacasu pazarına geldik. Bugün oldukça sakin. Doğru mu İrfan abi? Çok sakin. Girişte bakın şöyle tezgahların bir önünü doğru göstersin İrfan abi. Yani bilmiyorum da hani bugüne mahsus olduğunu düşünmüyorum ben. Ama bu pandemi dolayısıyla ciddi anlamda bir müşteri sirkülasyonunda yavaşlama olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bakalım. Beyefendi kolay gelsin. Sor. Yaptınız mı alışverişi? Yapmadık, yapacağız. Yapacağız. Nasıl fiyatlar pazarda? Vallahi biz beni göre iyi. İyi mi? Evet. Emekli misiniz? Emekliyiz. Yetiyor mu emekli maaşınız? Yetmiyor ama yetiriyoruz ya yavaş. Nasıl yetiriyorsunuz abi? Bir formülü var mı bu işin? Bir ya, anlatın. Genel, biz... genel kendimiz yetiştiriyoruz ya. Onun için yani. Onunla idare edebiliyoruz. Tabii tabii. Domates, biber kendimiz yetiştiriyoruz. Hmm. Hep pazardan aldığımız zaman olmuyor yani. O zaman yetişmez. O zaman yetişmez diyorsunuz. Yetişmez. Zaten anladım. Zaten 1,5 lira aile alıyoruz. Nereye yetecek? Ev kira değil. Bir şey, ev kira olsa yetmez. Tamam. Oldu. Nasıl? Pandemi dolayısıyla dikkat ediyor musunuz burada? Ediyoruz. Çevrenizdekiler ediyor mu? Hep etmeyenler bazı görüyorum ben de, aslında etsek güzel olacak. Değil mi? Biz yapıyoruz. Karacası'da biraz vakalar artmış. Biraz arttı. Hatta evet. Biz toplum fazla girmeyiz zaten. Hmm. Biz kenardayız da. Dikkat etmek lazım. Evet evet. Tabii. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, Allah'a şükür. Nasıl? Benim oğlum. Alışveriş yapmışız böyle. Çanta dolmuş. Yaptık. İki ailenin alışverişi. Nasıl? Fiyatlar uygun mu yoksa yükseliş var mı? Uygun olan da var, yükselen de var. Tabii virüsten dolayı fiyatlar bayağı bir fırlandı. Kaç lira ayırdınız mesela pazar için? Kaç lira ayırıyorsunuz böyle? Ya kişi başı 100 lira ayırıyoruz. Yetiyor mu? Aile için. Yetmiyor da yetiriyoruz artık. Yetmiyor. Biraz kendimiz yetiştirdiğimiz için. Çalışıyoruz yani. Şimdi domates, biberimiz zaten kendimiz yetişiyoruz evde. Yetiştirmekleri siz pazardan alıyorsunuz galiba. İşte, evet. Onları alıyorsunuz. İhtiyaçları alıyoruz. Öteki gibi domates, biber tepe almaya kalkarsak tabii. Anladım. 150-200 lira zor. Anladım. Peki. Oldum. Ben sormak istedim size. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Gel İrfan abi, şöyle ilerleyelim. Bir bakalım tatlıcı esnafın, bakalım yüzü gülüyor mu? Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi sen tatlı satıyorsun böyle, şeker falan var ama bak işler şeker gibi mi diye bir öğrenmek istiyorum. Ne alemin işler? İşler zayıf. Şu evet. Anda karnımızı doyuruyoruz. Niye? Yani işlerin düşme sebebi olarak bir pandemi mi? Başka bir sorunlar mı? Pandemi var. Fiyat artışları var. Malzeme artışları var. Yani biz zam yapamıyoruz ama aldığımız ürünlere her hafta, her 10 güne bir zam geliyor. Zam geliyor. Nereye kadar dayanacaksınız böyle peki? Vallahi bilmiyorum nereye kadar gidecek. Umudunuz var mı düzelmesi yönünde ya da toparlanması? Hiç umudum yok. 4 ay önce 18 litrelik yağ alıyordum. 125 liraydı. Şu anda 195 lira. Tüp dersen yine aynı şekilde. %30-%40 zam geldi. Un dersen geçen sene 120 alıyorduk. Bu sene 160 alıyoruz. Yani biz zam yapamıyoruz ama almış olduğumuz bütün ürünlere zam geliyor. Peki pazardan dönüyorsun. İşte buraya geliş gidişin bir maliyet var. Ürünleri getirdin. Şimdi bir bakıyorsun, hesap kitap yapıyorsun. Çıkılabiliyor mu işin içine? Çıkılmaz. Anladım. Şu anda yevmiyeyi bilene çıkaramıyoruz. Hmm. Ama boş durmaktansa üstünden artandan karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Anladım. Yani süreç hiç iyi değil. Peki yetkililere bir vermek istediğin bir mesaj var mı? Söylemek istediğin bir şey var mı? Ne yapsınlar? Ne yapılabilir? Valla ekonominin başında onlar var. Ben ekonomiden anlasam zaten onlar gibi işlerle ilgilenirdim. Şu anda kendi ekonomimizi zor çeviriyoruz. Türkiye'nin ekonomisine hiçbir söyleyecek bir şeyim yok. Tamam. Muhalefet de eleştiriyor iktidarı zaten. Onlar da ekonomide anlamadığı iddia ediyor. Sen aynı fikirde misin? Şimdi ben konuya hakim olmadığım için işlerini doğru mu yapıyorlar, yanlış mı yapıyorlar bilmiyorum. Ama sonuçta şu anda iyi değil gidişat. Anladım. Peki nasıl pandemiyle alakalı burada belediyenin çalışma falan, memnun musunuz? Maske dağıtıyorlar mı? Ya da ne bileyim, alınan tedbirler yeterli mi? Şu anda gerekli tedbirler alınıyor. Kaymakamımız, belediye başkanımız, büyükşehirimiz hepsi gerektiği yerde maske dağıtıyorlar. Güzel. Ücretsiz. Güzel.
Yani maske bulmakta falan sorun yaşamıyoruz. Sorun yaşamıyoruz. Dezenfekte işlemleri yapılıyor. Yani pandemiyle ilgili bir eksiklik yok. Yok. Ama piyasa maalesef durgun. Anladım. Peki inşallah açılır. İnşallah. Dua edelim. Ümit edelim açılsın. Amin. Peki, amin. Teşekkürler. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür. İyi misiniz? İyiyim elhamdülillah amcam. İyiyim. İyiyim. Hangi köyden geliyorsunuz? Palamuç'tan geldik. Evet. Nasıl köyde durumlar? Bir anlatın şöyle. Allah şükür olsun. Faaliniz vaktiniz yerinde mi? Sağlığınız yerinde mi? Şükür şükür. Öyle bir bizden fazla bir şey yok, görünmüyor. Evet. Ama dikkat etmekte yarar etmek var. Dikkat etmek lazım. Yarar var tabii, tabii. Nasıl? Belediye hizmet getiriyor mu? Başkan çalışıyor mu? Biraz vallahi çalışıyor. Herkes görevini yapıyordur. Yapıyorlar ben. Mı? Yapıyordur. Bilmiyorum. Yapmıyoruz. Tüyo verin. Şöyle bir başkana söyleyelim. Niye yapmıyorsun? Başkan oldu, görevini yapıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abi. Gel abi şöyle ilerleyelim. Şöyle sebze meyve tarafına götüreceğim şimdi sizi. O alana doğru bir gidelim. Orada esnafın işleri ne alemde bir soralım şöyle. Nasılsınız? Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl fiyatlar? İyi ya. Biraz pahalı ama yapacak şey yok. Niye arttırıyorsunuz fiyatlar abla? Koronadan herhalde. Koronadan mı? Valla arttırmıyoruz ki ya. Normal mi? Normal fiyatları bu ya. Kaç lira ayırdınız pazar için? 200 lira. Yetiyor mu 200 lira? Yani işte öyle böyle. 5 kişilik bir aile için yetmiyor. Zorlanıyoruz işte. Anladım. Çalışıyor musunuz? Hayır çalışmıyorum. Çalışmıyorsunuz. Peki nasıl idame ettiriyorsunuz geçimi? Yani idare ediyoruz işte. Oradan kısıyoruz, buradan kısıyoruz. Hı-hı. İdare ediyoruz. Ne yapacağım? Kısarak mücadele devam. Aynen. Bir de bu işin eve gittiğiniz zaman yağı var, tuzu var. Evet. Değil mi? Yine en azından biz küçük yerde yaşadığımız evet. için kendimiz bazı şeyler üretebiliyoruz. Hı-hı. Yağımızı falan. Ama büyük şehirdekilerin işi daha zor. Daha zor diyorsun. Doğru. Peki nasıl pandemiyle ilgili Karacası'da böyle vakalar artmış görünüyor? Gerekli tedbir alınıyor mu sizce Karacası'da? Alınıyor aslında ama insanlarımız almıyor. Hmm. İnsanlarımız dikkat etmiyor. Elinden geleni yapıyor büyüklerimiz ama insanlarımız maalesef maskeyi kolunda gezdirdikleri için o yüzden artıyor. Maske bulmakta zorlanıyor musunuz mesela? Hayır zorlanmıyoruz. Kim dağıtıyor burada maskeleri genelde? Belediye başkanımız dağıtıyor. Hmm. Kaymakamımız satış noktası yaptı. Hı. Oradan alabiliyoruz. Hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. Zorlanmıyorsunuz. Peki. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Gel İrfan abi. Şöyle bir ilerleyelim. Gel. Pazarın içerisine doğru. Evet, fiyatların böyle pandemi dolayısıyla arttığını düşünüyor hanımefendi. Onu söyledi az önce. Maske bulmakta zorlanmadıklarını söylüyorlar. Burada Karacasu Kaymakamı ve Karacasu Belediyesi, ondan sonra az önce diğer esnaf arkadaş da söyledi. Büyükşehir Belediyesi maske dağıtıyormuş. Onlar maske konusunda vatandaşa kolaylık sağladığını söylüyorlar. Dezenfekte işlemleri için de bir sorun yaşanmadığını belirtti az önce esnaf arkadaşlar. Şöyle bir esnafa doğru bir soralım bakalım. Onlara bir mikrofon uzatalım. Onlar ne düşünüyor? Bir öğrenmek istiyoruz onlardan da. Merhabalar, kolay gelsin. Gel abi. Hayırlı işler, kolay gelsin, gel. Şöyle bir sohbet edelim size. Abi ben de sohbet etme. Neden? Ben gideyim abi. Niye? Vallahi ederim. Benim işim var abi. Tamam, işim var. Tamam. Nasılsınız hayırlı işler? Kolay teşekkür gelsin. Ederim. Telefonum çalıyor. Tamam, bak telefonun. Aa, büyük patron orada. Tamam, bak sen telefona. Nasılsın? Ben yabancıyım, teşekkürler. Yabancıyım, burada değilim. Tamam, yabancı olun, önemli değil ya. Sağ ol. Ya ben şu an Aydın Post geldi, tam röportaj yapıyordu. Sen denk geldik. Yengem mi? Aynen. Yenge bir müsaade et bize, bir röportaj yapalım. Var mı isteği? Evet, Karacasu'ya geldi. Karacasu pazarından size biraz böyle şu anda İrfan Bey tezgahları gösteriyor. Şimdi bir röportaj yapacağız. Beyefendinin eşi arayınca böyle canlı yayında. Şimdi onu bekliyoruz. Karacasu bir de esnafa soralım bakalım işler ne alemde. Beklentileri karşılıyor mu? Masraflar çıkıyor mu? Vergiler ödenebiliyor mu? Yetkililerden bir talepleri var mı yok mu onları bir öğreneceğiz. Evet, telefon görüşmesi bitti nihayet. Tamam. Yapabildiniz röportaj. İzin var mı yengeden? İzin ver. Yok, önemli değil. Ya. Tamam. Evet. Nasılsınız? Ne var ne yok? İyiyiz Allah'a şükür. Nasıl işler? Normal. Sanki düşüş var gibi Karacası'da. Ben pazarı çok cansız gördüm. Mevsimsel biraz da. Tabii koronavirüsten dolayı canım. Apoloları bağırıyor kalabalık olmasın diye. Normaldir ya yoğunluk. Ama şükür karnımız doyuyor. Ben şikayetçi değilim. Masraflar çıkıyor mu? Bereket var. Şikayetçi değilim ben. Abi. Nasıl alınan tedbirler memnun musunuz? Yani maske dağıtılıyor mu mesela? Dezenfektanla ilgili çalışmalar yeterli mi? Yetersiz mi? Ya her şey devletten değil. Biraz kendimiz önem almamız gerekiyor. Efendim söyleyeyim. Şu ana kadar iyi gidiyor. İyi.
tedbirlerimiz iyi. İyi ya. Evet. Belediyenin falan bu anlamda çalışmaları iyi mi? İyi, gerçekten iyi. İlgileniyorlar sağ olsunlar. Çöp poşetleri hepsini sağ olsun hepsini ilgileniyorlar yani Allah razı olsun. Evet. Şu an bir şikayetimiz yok. Tamam. Evet. Nasıl evet. Maliyetler artış var mı? Zam geliyor mu ürünlere? Geçen sene var. Evet. Var var. Vatandaş alım gücü ne oranda alabiliyor mu rahat bir şekilde? Ya onu bilemem de yani ihtiyaç olduğunuz alındı tabii. İhtiyaç meselesi bu. Hı. İhtiyaç alındı tabii. İhtiyaç. Bazı esnaflar şey diyor böyle kilolar artık düştü diyor. Böyle limitler düştü. Eskiden işte 3 kilo alıyoruz şimdi 1 kilo alıyor diyor mesela. Vatandaş için sizde de mi öyle? Ama neye göre? Domatesi şu an tabii azalır artık. Zepsi azalır. Eskiden yemez şu an bak fasulye falan. Artık millet doydu. Dönüp bakan yok. Onunla alakalı şu an mevsim ne var? Artık Fransa, patates, kereviz. Millet bunlara yoğunlaşıyor artık. Ondan sonra başka söyleyecek bu. Peki. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yetkililere vermek istediğiniz bir mesaj falan ya var mı? Şu an dünya karışık. Yetkililer ne diyebiliriz ki? Dünya karışık. Dünya zor durumda. Hı hı. Onu söyleyecek çok bir laf yok. Herkes tedbirini kendi alacak. Hı. Harcaması ona göre yapacak. Yani şu an dünya karışık yani. Yetkililere söyleyecek bir lafımız yok. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. İrfan abi devam edelim abi. Şöyle bir pazardan bir manzara var. Şöyle bir göster diye tezgahlardan. Şöyle bir. Kolay gelsin hayırlı işler. Nasılsınız? İyi şükür sizlere sormalı. Nasıl işler? İşler normal. Normal mi? Düşüş mü? Yok, düşüş. Niye düştü? Korona. Koronada. Aynen. Korona. Çok mu etkiledi işleri? Yarı yarıya. Yarı yarıya. Biraz yani, pazarda da bir cansızlık var. Böyle çok kalabalık da değil. İnsan yok. Zaten korkudan insanlar çıkamıyor dışarıya. Evet. Yani 10 kişi gelecekse bu geldi 5 kişi. 5 kişi. Evet aynen. Nereden geliyorsunuz siz? Ben Geyre'den. Geyre mahallesi. Afrat Lisesi'nin olduğu tamam, yerde. Güzel. Geyre burada meşhur bir köy biliyorsunuz. Afrat Lisesi'nin Afrat Lisesi'nin evet. Antik kentinde oluyor. Gidiyor musunuz Afrat Lisesi? Yakınız zaten biz iç içeyiz orayla. Evet. Eski memleketimiz zaten orası. Oraya geliş gidişler nasıl azaldı mı acaba? Hiç yok. Hiç yok. Yani %1 falan. Bayağı düşmüş orada da ticaretler. Nasıl? Maliyetler artıyor mu? Söyleyecek olduğunuz bir şey var mı İstanbul'da? Maliyetler yüksek. Satış düşük. Bak bunun maliyeti bize 1,5 lira. 2 liraya marul satıyoruz şu anda. Kaç lira? 1,5 lira. Fidan parası, çapası, gübresi, suyu 1,5 lira 2 liraya satıyor. 50 kuruşa. Yetiyor mu yani bunlar masrafı olan kurtarır mı? Ama yapacak bir şey yok ki. Alım yok. Ne yapacağız? Mecburuz diyorsunuz buna. Maliyetini çıkarmak zorundayız. Peki bunları sattıktan sonra böyle tüm masraflar çıkıyor mu? Vergiler vesaire, gelişiniz gidişiniz, mazot parası. Anas anasın diyelim ya. Öyle mi? Var mı yetkililer söylemek istediğiniz bir şeyler? Yok. Buna şükür diyelim. Var var. Belediye çalışıyor. Belediye Büyükşehir çalışıyor. Çalışıyor. Anladım. Maskede sıkıntı yok. Peki söylemek istediğiniz bir şey yok. Var mı? Kolay gelsin teşekkür size. Teşekkür ederim. Sayın sağ olun. Şöyle ilerliyoruz yine. Biber acıma. Tatlı gülüm. Yeterli değil. Vatandaşlar dikkat ediyor mu? Yani hayır, vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmiyor yani. Ne diyeyim başka yani abi? Biraz vatandaşların dikkat etmesi lazım. Tabii dikkat etmesi. Hem kurallara uyması gerekiyor. Kurallara uyması lazım. Uyması gerekiyor. Siz böyle uyardığınız da oluyor mu ya da uyardığınız tepki falan gördüğünüz oluyor mu vatandaşlarda? Vallahi oluyor da yalnız kimseye bir şey demeye gelmiyor. Maske falan bulmakta zorlanıyor musunuz? Hayır, zorlanmıyoruz. Nereden temin ediyorsunuz onu? Bakkallardan temin ediyoruz. Satıyorlar. Bakkallardan. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Bazı işler düştü mü pandemi dolayısıyla yoksa arttı mı? Yok, fazla benim eşya olmuyor. Öyle normal. Mi? Hangi köyden geliyorsun? Yaylıtırıyorum ben. Tamam. Var mı söylemek istediğim bir şeyler? Yok, sağ olun. Tamam. Kolay gelsin hayırlı işler. Lütfen abi devam ediyoruz. Arkadaşlar nasıl pazarda fiyatlar? Bence çok iyi, çok güzel. Yüksek mi, düşük mü? Ya yerine göre düşük, yerine göre işte değişiyor fiyatlar. Kaç lira ayırdınız mesela pazar masrafı için? Yani değişiyor fiyatları. Ortalama bu, mesela bugün için kaç lira ayırdınız? Ha bugün için mesela domatesi biz kilosu 7 kilosunu 22 liradan aldık ama iyi yani. İyi mi? Evet iyi. Abla nasıl pazarda fiyatlar? Güzel. Artış var mı yoksa normal? Hayır, normal. 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 Peki teşekkürler. Gel. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyim efendim, sağ ol. Sağ ol. Ben yapmayacağım görüşme ya. Peki. Peki, reddetti beyefendimizi. Şöyle bir ilerledim. Gel abi. Canlı yayında İrfan abi. Olacak yani. Herkes
röportaj yapacak gibi bir durum yok. Bazen reddedebilirler. Şöyle bir yukarı doğru gidelim. Orada süt ve süt ürünleri var. Karacasu pazarının içerisinde. O alana doğru götürelim izleyicilerimize. Bir de orada işler ne alemde soralım. Tabii ekipler dolaşıyor. Şöyle bir gösterebilirsin İrfan abi. Tam benim arka tarafımda. Yukarıda ekipler de kontrol ediyor. Benim arkamda abi, bu tarafta. Orada bir kontroller var. Zabıtalar, memurlar da dolaşıyorlar. Şöyle biz de bir ilerleyelim. Şekersizliymiş ya bunu. Beyler hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi abi. Nasıl işler? Allah'a şükür. Memnun musun? Memnunuz. Allah bereket etsin. Tüketiyor mu? Mandalina mı satıyorsun? Mandalina, domates, armut, salatalık. Zam var mı fiyatlarda? Yok. Her şey zam geliyor Türkiye'de. Abi bir bizim için geçerli. 3 lira. Evet. Her şey ucuz. Sen nasıl çıkıyorsun bu işin içerisinde? Yerinden yapıyoruz. Yerinden. Evet. O da güzel. Nasıl pandemiyle ilgili tedbirler yeterli mi? Tedbirler şu an iyi. Vatandaş dikkat ediyor mu? Ne dikkat diyorsun? Ediyor. Herkes şu an sosyal mesafeyi koruyun diyorum. Korumuyor arkadaşlar. Korumayan da var. Koruyan da var. Koruyan da var. Nasıl olacak bilmem. Evet. Peki teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi kolay gelsin bakalım. Sağ ol. Gel İrfan abicim. Kolay gelsin hayırlı işler. Nasılsınız? Ne var ne yok? Nasıl işler? Sağ ol. Allah'a şükür iyi. Memnun musun satışlardan? İyi, bu sene fena değil. Öyle mi? Evet. Pandemi etkiledi mi biraz? Şu an bizi etkiledi yok. O kadar da yok. Biraz var ama eskisi gibi müşterimiz yok ama... Toparladı diyorsun yine. Allah bereket etsin yani. Anladım. Masraflar çıkıyorsa böyle emeğinizi karşına alabiliyorsanız bir sorun yok. Bu sene masrafımız çok ağır. Biraz şey olacak yani. Öyle mi? İnşallah toparlanır ya. İnşallah. Nasıl pandemiyle ilgili yeterli önlem alınıyor mu sizce Karacası'da? Alınıyor kanaatindeyim. Yani. Maske bulmakta mesela yok, zorlanıyor sıkıntı, musunuz? Yok sıkıntı yok. Nasıl tedarik ediyorsunuz maskeyi? Maskeyi kutu halinde aldık öyle kullanıyoruz. Oradan alıp... Belediyenin de dağıtıyorlar ara sıra. İşte öyle. Olmadığında eczaneden alıyoruz. Bakkallarda da var. Ya, sıkıntı yok yani maske. Nasıl vatandaşın alım gücü ne alemde? O konuda gözlem yapma şansınız oluyor mu? Rahat alabiliyorlar mı öyle yoksa düşüyor mu kilolar? Şu an biraz düşüş var. Evet öyle düşüş mi? Var. Yani yeterince millet pahalı geliyor. Biz de pahalı söylüyoruz çünkü masraflarımız çok arttı bu sene. Zam yaptın mı sen? Zam... Eskisi nazaran pahalı, yani aynı da millete pahalı geliyor. Yani. Pahalı geliyor. Ama sanki biraz fiyatları zam yapmış gibisin sen. Ve sende de artmış fiyatlar. Ben de arttı biraz. Tamam. Onu fark ettim yani. O da şu an yani taze turfanda çıktığında yani öyle, her şey öyledir yani turfanda çıktığında biraz pahalı olur. Sonra. Bu önümüzdeki haftalarda kış geldikçe düşüşe geçer yani. Tamam. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok sağ olun. Peki teşekkürler, kolay gelsin. Patron hayırlı işler, kolay gelsin. Nasılsın, iyi misin? Hoş geldiniz efendim, sağ olun. Şükürler olsun. Çok güzel. Alışveriş kuvvetli mi? Durum gayet güzeldir, iyidir yani. İyi. Durum çok memnunum, şükürler olsun. Valla Karacasu'da şu an pazara girdiğimiz andan itibaren işinden böyle en iyi, en çok memnun olan bir esnaf sen çıktın. Valla ben halimiz olsun. Ne bu işin sırrı? İşin sırrı sattığımız ürünler doğal, kendimizin. Evet. Yerli ürünleri, içinde hiçbir ilaç katkı maddesi yok. Kendim alım. Çok güzel. Kendimiz üretiyoruz. Sadece burada sergide alıp sattığım ne var? Sadece incir var. Bu da Nazilli, Hasköy, mesela Eceli köyü, efendim Derebaşı incirleri. Bunlar doğal olanlar. Yıldan abi şöyle göster. Şöyle gösterelim. Gel kamera, göster kameram bey gelsin baksın. Bak şöyle. Gösterelim. Gir yakın gir abi. Şöyle. Bal gibidir. Bak. Bunların içinde ilaç, doğal, her şey organiktir. Bunun olduğu yer yamaçlarda. Öküzlerle sürülen, mesela bağ belleriyle bellenen, bahçelerden olanlar bunlar. Bunlar doğal ürünler. Evet. Bir tanesini takdim edeyim. Tamam. Şöyle. Şöyle alalım. Afiyet şeker olsun. Peki. Afiyet şeker olsun. 35 lira abi. 35 lira. Bal gibidir. Birer kilogram. Hakikaten çok lezzetli. Ya. Bir kilogram. Yani gördüğünüz her şey doğal, organik. Kendim alırız. Fiyatlar artıyor mu peki? Nasıl? Ya maddi manevi ortalığın pahalılığına bakarsan biz aşağı yukarı
3 senedir aynı fiyatı satıyoruz. 3 senedir. 3 senedir mesela şu zeytinler mesela 3 sene önce 10 liraydı. Yine 10 lira satıyoruz. Ama 3 sene önce bir torba gübre 60 liraydı. Şu an 125-130 lira. Maliyetler arttı. Maliyet çok aşırı pahalı. Nasıl dayanacaksınız? Nasıl dayanıyorsunuz? Vallahi dayanmaya çalışıyoruz ama nereye kadar dayanırız bilmiyorum. Nereye kadar dayanırız bilmiyorum. Ortalık pahalı, çok kötü. Çok kötü. Mesela ameliyat ömrüsü 75 liraydı. Bugün 115 lira, 120 lira. Vatandaş da haklı. Akşamı karanlığında dalın tepesinde bekliyor, sıyırıyor, topluyor. Onlar da haklı. 20-30 lirasını dayı baş alıyor. 80-90 lira ellerini geçiyor yömeyecilerin. Onlar da haklı ama biz de haklıyız. Alıp geliyoruz mesela. 10 lira diyoruz. Çok da sürüm yok ama gene de satıyoruz. Allah bereket versin ya. Namkörlük etmeyelim. Oluyor, durum iyi. Gayet evet. Güzel. Sıkıntı yok. Toparlanır mı böyle? Ümidiniz var mı? Ne düşünüyorsunuz? Valla toparlanırım derken valla biraz sıkıntılı. Öyle mi? Biraz sıkıntılı. 1 litre mazot olmuş 6300 lira. Mesela 250 gram aldığın zeytinler attığın sineği ilacı mesela bundan 2 sene önce, 3 sene önce 15-20 liraydı. Bugün 50-60 lira. Öf, maliyet çok yüksek. Evet. Mesela bundan 3 sene önce 300 lira, 400 lira para kazanıyorsak şimdi mesela yine aynı para kazanıyoruz ama gider çok aşırı pahalı. Bereketi azaldı yok. Para. Ha, yok. Bereketi yok şu an ama dayanmaya çalışıyoruz. Şu naylonu kilogram mesela 8 lira 10 liraydı. Bugün kaç para? 15 lira. Vatandaş biz burada 15 lira 12 lira dediğimiz zaman zeytine arkadaş sen ne yapıyorsun diyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Tamam diyeceğim sağ olun Allah razı olsun. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz ama kalmamızın sebebi de malımızın kendimizin olması. Altı bir de ürünü kendimin değerlendirmesi. Mesela şu gösterelim. Şu ham zeytin mesela bak evet. Şu an. Bu ham zeytin mesela şu an tüccar bunu 4 lira 3,5 lira alıyor. Ama ben ne yapıyorum? Kendim mesela Nazilli tarafında, Esençay tarafında kırılma yerleri var. Götürüyoruz kasasını 10 lira, 8 lira kırıp dili veriyorlar. Bunu bu şekilde ben alıp gelip mesela şu gördüğün büyük bidonlar mesela evet. Onların içinde 6-700 bidon. Mesela 5 ton, 8 ton kadar yapıp kendim bu işe. Senin bayağı zeytin var o zaman abi anlaşıldı. Aşağı yukarı 18 bin metrekare zeytinimiz ya. Var. 18 bin metrekare zeytinimiz var. Bu nedir ya maşallah. 700 ağaç zeytinim var. Oo, şu an. Zeytin o. 700 neden ağaç. Mi kalma bunu? Hayır. Bahçenin bir sene, bu sene birini yeni aldım. 150 ağaç var şimdi 10 bin metresine. Diğeri babamdan aldı mesela bölüverdi. 3 kardeş takdim etti. Dikin. Evet. Diktik yetiştirdim. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun kendisinden. Bir kere Allah razı olsun yani. Kendim alım kendim değerlendirdim de. Namkörlük etmiyorum. Durum iyi. Durum iyi. Durum iyi. Şükürler olsun. Ama tabii maliyetler diyorsunuz yükselince. Maliyet çok yüksek. Biraz karlılık düşüyor. Kar oranı aşağıya düşüyor. Mesela suyun tonu mesela bundan 2-3 sene önce 1,5 liraydı. Şimdi büyük şehir olduğundan katı ata bedeli, vergisi, büyük şehir işte bina vergisi hepsini bir yakın katıyorlar. Suyun tonu 10 lira oldu. Bu zeytin kendi tatlanmıyor ki. Bunun en az 5-6 defa suyunu değiştiriyorsun. En sonunda tuzlu su yapıp içine koyuyorsun. Bu evet. Su suyundan dönüyor. Doğru. Bu maliyet değil mi? Doğru. Çok yüksek abi ya. Maliyet mazot yüksek. Mazot artıyor, elektrik artıyor. Dediğiniz gibi su arttı. Tabii bunların her birisi yüksek. Etkiliyor. Tabii maliyet çok yüksek ama. En çok hangisi gider kalem olarak sizde? En fazla harcamız hangi konuda oluyor? Mazottan, elektrikten, sudan. En zorlandığımız olay ne biliyor musun sen? Mazot 1. Evet. Bu büyük şehrin bu su pahalılığı. Yapma ya çok mu? Çok kaç lira ödüyorsunuz mesela su parası? Ya abi yıl hiç vermiyorsun. Bahçe suyundan beraber 5-6 bin lira su parası veriyoruz aylık. Ya. Aylık. Yıllık. Yıllık. Yıllık 5-6 bin lira su parası veriyoruz ya. Evet. Mesela bahçenin. Önce kaç lira ödüyordunuz büyük şehir olmadan önce? Büyük şehir olmadan önce mesela kaç para ödüyorduk? Mesela ev suyundan 1000 lira 1500 lira para ödüyorduk. Tarla suyunda mesela 1000 lira. 1200 lira falan bir para ödüyorduk. Ama bu sene 3000 liranın üstünde arazi su parası geldi zaten. En az 3-4 bin lira da evde kullandığımız bunu suları gidecek şimdi. En az 7-8 bin lira para su parası. Çok geliyor o zaman. Çok geliyor çok. 100 lira su yüklediyorsun mesela. 10 ton 800 ton su veriyor adamın eline. Artı bir tık kartlı. Aynı telefon kartı gibi sokuyorsun mesela saatin içine karta.
kullanıyoruz. Karpın bittiği anda yedekte suyun yoksa kartta. Bitti. Sulama işi durdu. Suyun bitti. Hı. Yani affedersin lavaboyu girsen dahi suyu yok. Su yok. Niye kartlı sistem kullanıyorsunuz siz onda? Mesela köyde bazı arkadaşlarımın su parasını kullanmadığından belediye büyükşehir olmadan önce parayı toplayamadı ya belediye. Evet. Bu yüzden belediye meclis kararıyla akıl saati geçirdi köye. Akıllı saat olunca adam mecbur çaresinden gidip yükletmek zorunda. Hayvanını sulayacak, evde kullanacak. Şimdi o şeyden, kötü niyetlerden dolayı işte. Onların yüzünden biz de yandık mesela. Biz de yandık. Biz de yandık. Belediye burada kendisi koruyabilmek için akıllı saat takıyor size. Akıllı saat tabii. Akıllı saat taktı yani. Evet. O yüzden su işinde çok sıkıntı var ya. Çok para ya. Çok para ya. Hakikaten sizin dediğiniz gibi ise hakikaten yüksek rakam. Tövbe olsun. Suyun tonu 10 lira ya. 10 lira arkadaşım ya. Mesela 100 liralık su yükle diyorsun. 10 gün gidiyor. 10 gün sonra su yok. Su yok. Evet. Kolay değil yani bu iş. Hiç kolay değil. Hiç kolay değil yani. O peki, yüzden sağ olun, Allah razı olsun. Maske bulmakta zorlanıyor musunuz? Hayır, maske bulmakta sıkıntımız yok. Onu istediğimiz yer mesela belediyemizin görevleri var. Büyükşehir'in görevleri var. Veriyorlar. Allah razı olsun. Mesela daha da bulunmadan gidiyorsun eczaneden 1 lira alıyorsun ya. Ortayart pazarlarda 50 tanesi 20 lira diyor. Ver arkadaş bir paket diyorsun. Evet. Alıp kullanmayı diyorsun ya. Sıkıntı yok yani. İyi, şükürler olsun. Peki. Durum iyidir. Gayet şükürler olsun. Daha bir gölle gitmiyoruz. Vatanımız çok güzel. Memleketimiz, karıcısımız çok güzel. Evet. En doğal şeyler yetişiyor. Herkesin gelip bu sergilerden mesela bizlerden böyle doğal şeyleri almalarını bekliyoruz. İnşallah. Marketlere yönelmesinler. Bizlerde fiyatlar marketlerin tam yarısı. Marketlerde fiyatlar 20 lira, 25 lira, bizde 10 lira. Evet. Niye vatandaş gidip kredi kartından alıyor? Arkadaş buradan 10 lira yarım kilo zeytin alacağım, 1 kilo alsın ya. Sen ablanın zeytinyağını sat diye. Bak İrfan abi, böyle esnaf bulamazsın her seferinde. Bak abim böyle tane tane anlattı. Bak bazı esnafları konuşturamıyoruz bile. Evet sevgili izleyiciler, bugün Karacasu'ya geldik. Karacasu pazarında geziyoruz. Şu anda bir abimiz yanımızda. Abi var mı aşkı söylemek istediğim şey? Sağ olun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz verdiğin bilgilerden dolayı. İstifade ettik, sağ ol. Bol satışlar diliyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Kolay gelsin, sağ ol. Hoşça kal. İlerleyelim İrfan abiciğim şöyle bir. Abi Aydın Posta. İlerleyelim abi şöyle. İlerle abi şöyle. Bir gez dedim. Evet. Şimdi aşağıya doğru da götüreceğim sizi değerli izleyiciler. Kolay gelsin. Vatandaşlar az önce söylediler. Dediler ki belediye hoparlöründen burada anonslar geçiliyor. Ve bu anonslarda işte çok fazla kalabalık olunmaması uyarısında bulunuluyor. Tabi biraz ondan dolayı da pazardaki kalabalığın düşüş sebebinin bundan kaynaklandığını düşünen esnaflar var. Onları da söyleyelim. Dönüşte geleyim. Hemen kısaca. Söyle. Geçen sene de seni hatırladım. Aynı gelmiştim benim yanıma. Ben biraz isyan etmiştim. İşte o zaman halden alıyorduk. Para kazanmıyordum falan dedim ya. İşte yeni bu senedir. Parayı çoğalttım. Girip yerinden alıyorsun. Araba aldım, kendime büyüttüm. Bu esnaflarımızı hani dışarı gidecek şeyleri yok, güçleri yok. Bir de fazla bilmiyorlar. Anladın mı? Ondan yani. Ben geçen sene sana... Senin gözünde ışığı zaten o zaman ben fark etmiştim. Tamam. Sağ ol. Gel abi. Gel arkadaş. O tam bir tüccar o. Gel. Şöyle bir ilerleyelim. Kolay gelsin. Nasıl pazarda fiyatlar? Gel. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasıl pazarda fiyatlar hanımefendi? İyi, pazar iyi güzel. İdare eder. Uygun mu? Düşük mü? Yerine göre iyi oluyor yani. Yerine göre yüksek. Hayırdır, bütçeyi karşılıyor mu? İstediğinizi alabiliyor musunuz? Zor. Hele bu virüsten dolayı bayağı bir zor yani. Tabii ki. Fiyatlar arttırmış mı esnaf? Nasıl gözlediniz? Yerine göre artıyor yani. Malına göre artış yapılıyor tabii. Malına göre de yapılmıyor. Öyle işte. Nasıl? Maske falan bulmakta zorlanıyor musunuz Karacasu'da? Hayır. Maske de sıkıntı olmuyor. Allah'a şükür kendi belediyemiz ürettiği için. Hani oradan geçimimiz oradan şey yapıyoruz. Kaymakamımız karşılıyor. Belediyemiz karşılıyor. O konuda sıkıntımız yok Allah'a şükür. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Gel abi. Şuradaki esnaflara doğru da bir gidelim. Şimdi burada bir
Üst kısımda bir kurulan bir bölüm var. Bir de hemen arkamda gördüğünüz alanda da yine böyle sebze ve meyve satanlar var. Şimdi bu alt bölüme doğru bir gireceğiz. Oradaki hesapları bir soralım. Beyler kolay gelsin. Hayırlı işler. Nereden geçeceğiz oraya? Şu aradan girebiliyoruz mu? Abi kesme abi. Adamların parası kesme abi. Kesme abi paramı. Gözünü sevdiğim gibi. Vallahi bak yarın... Abi bak kesiyor bak görüyor musun? Kesmez ya. Kesiyor abi. Kesmedi. 50 kuruş kesmedi. Kesmedi. Abi 50 kuruş da idare edin. Bizim hatırımıza. Sen var ya her hafta böyle. Tamam. Adamı var ya tansiyon. Nasıl? Ne var ya? Karışmış geldi. İyi. Nasıl işler güçler? Valla işler. Tezgahta mal kalmamış ya. Zaten bir şey yoktu ki. Nasıl yok ya? Valla hiçbir şey yok. İrfan abi bak sabahtır geziyoruz burada. Ben ne yapayım neredesin? Bir benim tezgah boş. Dolaşıyoruz işte biz daha böyle. Uzun zamandır gelmiyor çekime. Ama pandemi var ondan dolayı gelmedi. Geçenlerde bir geldik. Geçen nazilde gördüm ben. Evet. Dolaşıyoruz biz de. Bir anlatın buyurun bakalım şöyle. İşler, böyle müşteriler oldu mu ne olacak abi? Adamın işten soğutuyor. Adam böyle müşteriler oldu mu ne olacak? Abi, yok mu 50 kuruş ya? Şurada. İrfan abi var mı? 50 kuruş. Yok abi. Yok ya gerek. He? Tamam abi çözdük. Kriz bizim, çözdük. Bizim işimiz şeydi ya. Gır gır. Nasıl? Masraflar çıkıyor mu? Allah bereket versin. Yani tabii ki bu virüsten dolayı millet korkulan pazara gelemiyor şimdi. Yani İşler düştü diyor. İşler düştü yani evet. Şimdi. Budur yani. Daha iyi olması bekleniyor daha mu? Daha iyi, olur iyi olması en az 3-4 ay böyle gider. Gider mi? Gider valla. 3-4 ay gitse iyi. Hani iş daha uzun süren diyenler iyi yani. Hani diyelim ki yaza gelince biraz yazda işler açılıyor. Hı. Ama kış günüdür iş yok. Anladım. Nasıl? Masrafa millet zeytine bu gidiyor. Bilmem nereye gidiyor. Evet. Cire gidiyor. Pazara kimse gelmiyor. Kestaneye yani gidiyor. Pazar bomboş. Hı. Abi. Evet. Ha yine şükür canım halimize şükür yani. Anladım. Halimize şükür. Masraflar çıkıyor mu bu şartlarda? Vallahi. Değiyor mu geldiniz? Ya hani değmiyor ama ne yapacağız şimdi? Evde yatsak ne yapacağız? Mecbur evet geleceğiz yani. Doğru. Bir de çaremiz yok. Yıllardır bir de bir oluşturduğumuz aynı bir aynı öyle. Şimdi gelmezsek ne yapacağız evde? Cebimizden yiyeceğiz. Burada geldik masrafımız, ev masrafı çıkardık, evimize gidiyoruz. Peki, budur yani. Var mı söylemek istediğim şeyler? Teşekkür yani ettik, sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Biraz sonra ben sosyal işte medyada izleyeceğim tamam inşallah. Tamam, sağ ol, eyvallah. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Şu arkadaş bir de şu. Görüşürüz onlarla. Görüşürüz onlarla, görüşürüz. Beyler, hayırlı işler. Arkadaş. Kapatınca görürsünüz ya. Allah bir röportaj yapalım. Arkadaşlar ben bir anla sen de bir konuş ya. Kırma bizi bir abi, konuşalım şey ya. Şey yapma abi ben sevmiyorum şeyi. Peki hadi gel. Eyvallah. Gel. Esnaf arkadaş kabul etme şöyle bir ilerleyelim. Kolay gelsin hayırlı işler. Gel abi. Şöyle girelim. Selamünaleyküm hayırlı işler. Nasılsınız? İyiyiz. Nasıl işleriniz? Allah'a şükür normal. Nasıl pandemi etkiledi mi biraz işleri yoksa artırdı mı? Vallahi aynı seyrinde devam ediyor ya. Öyle mi? Aha. Çok fazla değişiklik yok mu? Yok çok bir değişiklik yok. Zam var mı ürünlere? Zam tabii ki her şeyde olduğu gibi bunlarda da var ya. Abla 10 lira var 8 lira var. Niye zam geliyor ürünlere? Vallahi orasını ben de bilmiyorum. Dolarla mı alıyorsun ne yapıyorsun? Dolara bağlı olmayan ne var ki zaten? Her şey dolara bağlı. Dolara bağlı olmayan ne var zaten? Hepsi bağlı dolara. Senin ürünlerden mi dolardan etkileniyor diyorsun? Etkilemiyor mu? Bilmiyorum ben sana soruyorum. Etkileniyor tabii canım şimdi. Bir anlat bilelim. Şunlara atılan ilaçlar dahi dolarla alınıyor. Hı. Doğru değil mi? Şu üstümüzü giydiğimiz elbise. Bilmem ne ham maddesi. Doğru. Yani. Şunun dahi ham maddesi. O nedenle diyorsun fiyatlar artıyor. Muhakkak tabii canım. Hı. Ya artması dahi bir şekilde biz bahanesini buluyoruz millet olarak. Evet. Bunu değerlendirmesini iyi biliyoruz yani. 80'i artırabiliyor mu? Bu yansıtabiliyor. Yok biz zaten aldığımız yerler bizim belli. Onları artırdıkça biz de artırmak zorunda kalıyoruz yani mecburen. 2,5 kilo bu 10 liralık bu iyi mi? Abi gel oğlum ben bir içeyim ben. 2 kişi tamam. Hayırlı gidin ağzına kalın. Siz buna çekiyorsunuz iyi güzel hoş ama. Evet. Yayınlama olayı benden izin olursa. Şu an canlı yayındasın. Ama benim iznim yok ki. Nasıl izin alacağız senden? Yayınlamak için izin almadın ki benden. Bir dakika şimdi nasıl izin almam lazım? Ben canlı yayın olduğunu bilmiyordum. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Burada evet izin nasıl alınır biliyor musun? Evet. Ben gelirim senin evine. Bu ne be lan?
Sen otursun evinin mutfağında. Abi yarım 10 lira. Kilo 20. Tamam, evin mutfağındasındır. Evet. Ben senden izin alırım yayınlamak için. Ama burası ummacık yer. Şimdi bu burada izinli bir durum söz konusu değil. Ya zorla yani. Ya zor. Hayır, silah dayamadık senin dost. Gerekiz dayarım diyorsun yani. O şey mi oldu ya? Ama sen aşağı... Ne gördün bizden bir şey? Yok, estağfurullah. Hani ben... Biz niye geliyoruz buraya? Sizin sesinizi duyuralım diye. Ya şimdi... Biz şikayetçi olduğumuz bir durum şu anda yok. Ya hayır, memnun da olabilirsin, şikayetçi de olabilirsin. Fark etmez bizim için. Evet. Biz sen ne söylersen onu yayınlıyor zaten. Yani her türlü soruyu açıyoruz. Soru alabiliriz yani. Pandemiyle alakalı nasıl tedbirler... Uyuyor mu adam mesela? Gerekli tedbirler almıyor mu? Tedbirler herkes uyuyor zaten ya. Gördüğünüz gibi yani uyumayan bir insan yok. Uyumayan işlem, zaten uyumayan hemen işlem yapılıyor zaten hemen. Kaymakamımız bu konuda hassas birisi. Yani bunu herkes biliyor zaten. Denetim var mı bu anlamda? Denetim burada özel üst seviyede var. Öyle mi? Tabii. Burada öyle yani. Nasıl yapıyorsunuz? Zabıtayla mı? Nasıl yapıyorsunuz? Zabıta, polis hepsi beraber bir şekilde denetim üst seviyede. Şikayetçi değiliz işin gerçeği. Yani şey bizim için zaten. Doğru. Hani... Mağdur olduğumuz bir durum yok burada. Anladım. İyi. Aman olmasın. Tam tersine lehine bizim lehimiz evet, yani hepsi de. Evet, doğru. Tabi alınan bu tedbirlerin hepsi bizim için zaten. Yani. Hakan abi ya. Haydi post. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Eyvallah kardeşim. Memnun kaldım. Postun dışına biliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Senin vaktin çaldık böyle. Yok estağfurullah. Olur mu ya? Ben tamam. Sen bir şey yaptım. Ben sizinle konuştum. Eyvallah sağ ol. Hadi görüşürüz. Çay söyleseydim size. Dönüşte geliriz ya. Sağ ol. Gel abi. Şöyle gelelim. Sohbet ediyoruz vatandaşla. Aydın post. Niye? Ne yapacağız? Pamukkale'yi ne yapacağız? Pamukkale'de bizim arkadaşlar. Ne işe yarıyor abi bunda şimdi? Siz ne yapıyorsunuz? Söyleyin. Kurtaj yapıyoruz ya esnafla. Ne için yapıyorsunuz? Sen anlatıyorsun, biz dinliyoruz. Ne anlatayım ben size? Hayat hikayesi. Canın ne istiyorsa onu anlat. Bak canın ne istiyorsa onu anlat. Biz seni dinleriz hep böyle. İşler ne alemde? İşte normal. Normal. Dur şuraya gelin ben de böyle. Uzaktan uzak olmuyor. Maskeni tak. Maskeni tak bak, bu pandemi kurallarına uyalım. Sonra kötü örnek olmuyor kimseye. Bir anlat bakalım, işler ne alemde? İşler normal. Düşüşte abi. Mi, yükselişte mi? Nasıl gidiyor? İşler bu hastalıktan dolayı düşüşte abarttık. Düşüşte. Evet. Çok mu düştü, az mı düştü? Normal bir şekilde ya öyle tam düşmüş sayılmaz da yani normal yani. Nasıl toparlanır mı? Ümidiniz var mı mesela? Atlatabilir miyiz kısmı? Bu hastalık bitmediği sürece bu şekilde devam eder abi. Çünkü millet çarşıya geliyor ama korkarak geliyor. Tedirginlik atamadılar mı üstüne? Tedirginlik var. Sadece bu pazarda mı başka pazarlarda da? Her pazarlarda abi. Öyle mi? Her pazar aynı abi. Şimdi adam geliyor sabah erkenden korkuyor, eşyasını alıp kaçıyor. Ha buraya gelecek olan insan buraya da gelemiyor. Neden? Yukarıdan alışverişini yapıyor, gidiyor adam. Gidiyor. Gerekirse. Anladım. Çok fazla gezmiyor. Fazla zaman gezmiyor. Harcamıyor. Nasıl maliyetler yükseldi mi? Düşüş var, yükseliş yok abi şu anda. Maliyetlerde ne alemde mesela? Mazot maliyetleriniz, personel maliyetleriniz, gübre maliyetleri arttı mı? Bizde o şey yok abi. Biz alıcı satıyoruz. Sen alıp satıyorsun. Biz yerinden yapıyoruz mala getiriyoruz. Onu satıyoruz öyle yani. Bizde o yani. Tamam. Sizin ürünleri zam yaptınız mı? Yok. Yapamıyorsun ki abi. Nasıl yapacaksın? Niye? Sen nasıl karşılayacaksın bu şimdi giderleri? Şu domatesin alınışı abi 2800 lira. Şurada evet. 3 kilo 10 lira 3 domates satılıyor şu anda. Masrafa çıkıyor mu bu şartlarda? Değiyor mu? Bu verdiğin emeğe yaptığın masrafa? Değiyor artık. Yapacak bir şey kalmıyor yani. Anladım. Ha, önceden 1000 lira koyup satıyorsan evet. Şimdi 50 kuruş koyup satıyorsun. Anladım. Yapacağın az kazanacağız. Kardan fedakarlık yapıyorsunuz. Evet. Anladım. Peki. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet. Sevgili izleyiciler. Bugün geldik Karacasu Pazarı'na. Karacasu Pazarı'na manzaraları sizlerle paylaştık. Esnafa sorduk. Vatandaşa sorduk. Neler söylüyorlar dinlemeye çalıştık. Durumundan memnun olanlar da var. Bu vaziyeti durumu eleştirenler de var. Yani orta halli diyenler de var. Ama Karacasu'da gördüğümüz kadarıyla vatandaşlar pandemi kurallarına had safhada uymaya özen gösterir. Çünkü Karacasu'da koronavirüs vakaları oldukça fazla. Kaymakamlık tabii çalışıyor burada bu konularla alakalı olarak. Az önce söyledi Estef arkadaşlar. Denetimler çok sıklaştırılmış. Zabıta ve polis eşliğinde denetim gerçekleştiriyor. Ekipler dolaşıyorlar. Onu söyleyelim. Giriş ve çıkışlarda zaten dezenfektan tünelleri var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Maske bulmakta zorlanmadığını söylediler. Gerek Karacasu Belediyesi, gerek Karacasu Kaymakamlığı, gerekse Büyükşehir Belediyesi tarafından da
maskeleri dağıtıldığını ve kolay bir şekilde ulaştıklarını söylüyor vatandaşlar da, esnaflar da, onları da dinledik. Tabii işlerin düşüşü söz konusu. Pandemi dolayısıyla işlerde yarı yarıya düşme yaşadığını söyleyen esnaflar da var. Ümitli olan da var, umudu kırılanlar da var. Hepsini ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Herkese mikrofon uzattık. Karacası'na şu anda aktaracaklarımız bunlar. Sevgili izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Gösterdiğiniz ilgi ve alakaya bizden bu şekilde vatandaşa mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. Onların gerçek gündemlerinde neler var neler yok onları öğrenmeye, sizlerle buluşturmaya gayret göstereceğiz. Hiçbir siyasi düşünce ayrımı gözetmeksizin herkese mikrofon uzatmaya çalışıyoruz. İşçiye de, işverene de, esnafa da, emekliye de, herkes ulaşmaya, onların görüşüne sizlerle buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Lütfen sizler de sosyal mesafeye, hijyen kurallarına ve maske kurallarına lütfen riayet edin. Şimdilik Karacasu'dan, Karacasu pazarından aktaracaklarımız bunlar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz efendim. Yine başka bir yayınla karşınızda olmak ümidi diliyoruz. Sağlıklı günler efendim. Hoşça kalın. Hacı abi nasıl gidiyor?